Esselamu aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü Avamilu Bilgivi dersimizde ve Feminu 8. harfi cerden itibaren devam edeceğiz. Hatırlarsak bir önceki dersimizde Ennevul Evveli'ye giriş yaptık. Birinci nev. Birinci nev bir ismi cerreden amiller hakkındaydı ki bu amillere biz harfi cer ismini veriyorduk. Harfi cerler başlarına dahil oldukları ismi cerre derler. Cer etkisi yaparlar. Ve bu cer etkisi sonucunda bir i'rab çıkar ki bu i'rab kesradır. Yani esra alır. Mesela tuttu min kulli zembinde gördüğünüz gibi kulle, kullu değil min kulli olmuştur. Çünkü min bir harfi cerdir. Kulli kelimesi onun mamulüdür. Yani min aynı zamanda amil, kulli mamuldür. Min cerreden bir harftir. Kulli gördüğümüz gibi mecrur olmuştur ve cerrin etkisi alameti olan esreyi, kesrayı almıştır. Min kulli şeklinde ifade ediyoruz. İşte bu harfi cerleri işlerken en son ve feminü 8. harfi cerde kalmıştık. Bismillah diyelim ve dersimize başlayalım. Ve feminü 8. harfi cer el kafu, kaf harfi ceridir. Kaf. Kaf harfi ceri teşbih içindir. Yani bir şeyi bir şeye benzetmek için kullanılır. Misalen buradaki paranteze dikkat edelim. Zeydun kel esedi. Zeyd aslan gibidir. Aslanın mislidir. Yani bir şey neyin misli ise, bir şey neye benziyorsa burada kaf harfi ceriyle onu benzetebilirsiniz. İşte mesela zeydun kel esedi. Zeyd aslan gibidir. Örneğinde olduğu gibi. Şimdi aslında bizim bu ve zeydun kel esedi cümlemizi burada biz ekledik. Aslında bir gibi nüshası leyse kemisli şeyun ayetini örnek veriyor. Bunu inşallah anlattıktan sonra burada bizim ek olarak bu örneği vermemizin sebebini açıklayacağız. Şimdi İmam bir gibi şöyle diyor ve feminü sekizisi el kafu kaf harfi ceri söyledik ki kaf teşbih. Ya bir şey bir şeye benzetmek için, bir şeyin bir şeyin misli olduğunu bildirmek içindir. Nehu kavlihi teala, Allah-u Teala'nın şu sözü bu kaf harfi cerinin kullanımını örnektir. Leyse yoktur kemisli, onun misli, onun benzeri. Yani o derken Allah subhanehu ve teala. Allah subhanehu ve teala'nın misli yani benzeri yoktur. Şeyun bir şey. Yani Allah subhanehu ve teala'nın benzeri olan bir şey, misli olan bir şey yoktur. Leyse yoktur kemislihi, onun misli. Onun misli yani Allah subhanahu teala misli şey bir şey yoktur. Şimdi misil gibi ikisi aynı manada zaten. İmam bir gibi burada vurgulamak istediği nokta aslında şu. Mesela kemifliye dikkat edin. Kebi harfi cer. Misil kelimesi mecrurdur. Cer olunmuş. Çünkü harfi cer memurlu olan misil kelimesi cer etmiştir. Son harf hangisidir? Lam harfidir. Buna dikkat ediyoruz. Sakın demeyin ki he'dir. Mislihi, o Allah'ın misli. Buradaki ha harfi son harf değildir, bir zamirdir. İsme bitişmiş bir zamirdir. O yüzden kesinlikle bu ha harfi son harf demiyoruz. Mislun kelimesinin, mislun kelimesi son harfi lam harfidir. Lam harfi gördüğümüz gibi cerr olmuş. Cerr olmuş, cerrin alameti olan kesrayı almıştır. Leyse yoktur kemisli, onun misli şey bir şey yoktur. Lakin burada şöyle bir durum var. Burayı vurgulamak istiyorum. Buradaki kaf harfi cer, hani biz az önce söyledik ya, kaf gibilik, misillik anlamındadır. Burada bu manada değildir. Kaf harfi ceri zira burada zaid olarak yani ziyade olarak gelmiştir. Arapçada bir kelime gelmemesi gereken bir yerde kullanılırsa yani ziyade olarak gelirse manada tekit güç ifade eder. Yani onun katiyen hiçbir benzeri yoktur anlamındadır. Şimdi diyeceğiz ki niye kaf harfi burada teşbih manasında değil? Sebebi şu. Zaten mislun kelimesi mislun kelimesiyle kaf harfinin anlamı aynı. Yani kaf da gibi demek, misil de gibi demek. Yani veyahut da biz Türkçe'de misil kelimesini de kullanıyoruz. Yani bu bunun mislidir şeklinde. Yani kaf da misil demek, misil de zaten misil anlamındadır. Yani her ikisi de benzetme için kullanılır. O yüzden burada kaf harfi cerine kendi manasını kullanırsak şöyle bir mana çıkar. Leyse yoktur kemislihi. Yani o Allah'ın mislinin misli
O Allah'ın mislinin misli yoktur olmuş olur anlam. Buraya dikkat edin. Bir şeyin mislinin misli yine kendisidir. Yani bu yüzden haşa leyseke misli şeyundaki buradaki kaf harfini kendi manasında aldığımızda burada genel olarak müfessirlerin görüşü olarak söylüyorum. Burada zayıf ziyade olarak gelmiştir bu kaf harfi. Yine Allah'ın kendisine dönmüş olur. Yani Allah yoktur haşa anlamına gelmiş olur. Mesela şöyle düşünün. Bir Ahmet var, bir de Mustafa var. Ahmet Mustafa'nın mislidir diyelim ki. Mustafa da Ahmet'in misli oluyor. Yani Mustafa Ahmet'in misli ise Ahmet de Mustafa'nın misli. İşte bir şeyin mislinin misli kendisidir. Çünkü Ahmet'in misli Mustafa, o mislinin misli yine Ahmet'tir yani. Yine kendisidir. O yüzden burada leyse ke mislihi şeyun derken yani leyse yoktur ke misli yani mislu mislihi. Mislinin misli yoktur. Mislinin misli yani yine haşa yani Allah'ın mislinin misli yine kendisi olmuş olurdu. Bu yüzden burada kaf harfi ceri kendi manasında değildir. Kısacası buraya odaklanalım. Burada kaf harfi ceri kendi manasında değil. Teşbih manasında değil. Ama her ne kadar kendi manasında olmasa da bir harfi cer ve cer ameli yapmış. Bizler ise parantez içerisinde şu cümleyi getirmeyi daha uygun gördük. Hem ameli göstermek hem de manayı göstermek açısından Zeydun kelesedi. Zeyd aslanın mislidir. Zeyd aslan gibidir. Zeyd aslana benzer şeklinde söyleyebilirsiniz. Zeydun Zeyd kelesedi aslan gibidir. Şimdi burada kaf bir harfi cerdir. Esed mecrurdur çünkü mecrur olunmuş. Bakın dikkat edin cerrin alameti esreyi almış. Bu yüzden burada gördüğümüz gibi esed kelimesi bir mamul olmuş oluyor. Harfi cerimiz kaftır ve esed üzerinde amel etmiştir. Evet. Gelelim ve tesiyo 9. harfi cerimiz hatta harfi ceridir. Ta ki anlamında e kadar anlamı katar. Mesela nehu e'budullaha teala Allahu teala'ya e'budu ibadet edeceğim. Ben ibadet edeceğim. Kime? Allahu teala'ya hattel mevti ta ki ölene kadar. Hatta ki ölene kadar Allah'a ibadet edeceğim. Gördüğünüz gibi hatta burada ta ki manası kattı. Yani hattel mevti ölene kadar, e kadar ta ki manası katan bir harfi cerdir. Velhasıl kelam mevt ölüm anlamında bir isim. Zaten bu harfi cerler dikkat edin sadece isimlere dahil olur. Hatta bir harfi cerdir. El mevti mecrur olmuş çünkü harfi cer olan amil başına gelmiş ve mevti şeklinde eseyle okuyoruz. Çünkü mecrur bir kelimedir, cer olunmuştur. Gelelim böyle aşiru 10. harfi cerimiz rubbe harfi ceridir. Anlamı nicedir. Nice. Mesela nehu örnek rubbe talin nice okuyucular vardır. Bu talin okuyucu anlamında. Hani tilavet eden. Nice okuyucular vardır ki yel'anuhu ona lanet ediyor. Ney? El Kur'an'a Kur'an. Nice okuyucular var ki Kur'an onlara lanet ediyor, lanetliyor. Şimdi burada dikkat edersek nice manası gelen rubbe bir harfi cer. Kendinden sonra talin okuyucular anlamına gelir. Yani okuyucu anlamındadır. Rubbe talin nice okuyucu vardır ki yel'anul Kur'an. Yani tam Türkçe'ye uyumlu manası böyle olur. Nice okuyucu. Hani müfret kalıbında geldiği için. Nice okuyucu vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Şimdi burada rubbe harfi cer. Talin onun mamulü çünkü bu bir amil. Başına dahil olduğu şey mamul. Talin kelimesi ne yapmıştır? Cerr etmiştir. Cerrin alameti kesraya vermiştir. Cerr etkisi yapmıştır. Evet. Vel hadi aşara 11. harfi cerimiz vavul kasemi. Kasem vavıdır. Hani vallahi diyoruz ya biz aslında Türkçe'de de bu kasemi böyle kullanıyoruz. Vallahi işte bu vav kasem için gelen yemin için gelen bu vav harfi bir harfi cerdir aslında. Fakat buraya dikkat edin vavul kasem dedik kasem vavı. Yani kasem vavı dışındaki bir vav harfi cer değil. Vavun çeşitleri var. Misalen atıf için gelen vav var bu kesinlikle kendinden sonra cerretmez.
Veyahut da beraberlik manasına gelen vav var ki o kendinden sonrayı meftuh kılar. Tam tersi yani. Bizim burada kastettiğimiz harfi cer vav kasem vavı. Yani yemin olsun anlamına gelen. Mesela vallahi Allah'a yemin olsun ki manasında vav burada uksimu billahi anlamında yani. Allah'a yemin olsun. Vallahi. Gördüğümüz gibi vav bir harfi cer ki Allah kelimesini cer etmiş. Niye vallahu demiyoruz, vallaha demiyoruz, vallahi diyoruz. Çünkü vav bir harfi cerdir. Allah'ı, Allah ismini ne yapmıştır? Mecrur etmiştir ve cerrin alameti kesraya almıştır. Vallahi Allah'a yemin olsun ki la ef'alenne yapmayacağım. Kesinlikle yapmayacağım. El kebaira büyük günahlar. Kebair büyük günahlar. Büyük günahları kesinlikle yapmayacağım. Ve fani aşara 12.'si ta'ul kasemdir. Yani kasem tası. Ta kasem tası. Nehu tallahi. Bu da yine aynen vallahi anlamında. Allah'a yemin olsun ki la ef'alennel feraide. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Tabi harfi cer. Allah mecrur. Niye mecrur? Bu bir zaten mamuldür. Ta zaten bir amil. Çünkü amel yapıyor. Cerr ameli yapıyor. Allah ismini cerr etmiş kesreye vermiş. Tallahi Allah'a yemin olsun ki la ef'alenne. Kesinlikle yapacağım. Bakın buraya dikkat edin. Yukarıda la ef'alenne yazıyor. La ef'alenne. Yapmayacağım demek. Ama burada le ef'alenne yazıyor. Bu da kesinlikle yapacağım anlamında. Aslında ef'aludur. Ef'alu. Bu kalıbımızda aslı ef'alu. Burada tekit için nunu tekit dediğimiz bir kelime gelmiş. Bir de burada cevabul kasem için gelen bir lam harfi var ki bu ileri nahvin konusudur. İnşallah daha ileride göreceğiz. Kasem için gelen bir lam harfi var. Yani cevabul kasemde gelen. Tallahi Allah'a yemin olsun ki la ef'alen nedir? Bakın la ef'alen ne değil. La ef'alen ne yapmayacağım. La ef'alen ne kesinlikle yapacağım. Kesinlikle yapacağım neyi? El feraide farzları kesinlikle yapacağım yerine getireceğim diyor. Evet. Şimdi kardeşler yemin için gelen 3 harfi cerimiz var. Vallahi billahi tallahi. Aslında biliyoruz bunları. Vav kasemi gördük vallahi. Tavul kasını gördük tallahi. Ba'yı niye zikretmedi? Aslında yukarıda zaten ba harfi cerini zikretmişti. Ba kasem manasında da geldiği için ayrıyeten kasem için gelen ba'yı zikretmedi. Zaten ba harfi cerini zikretmişti diye. Vallahi billahi tallahi şeklinde 3 şekilde cer harfi olarak gelir bu harflerimiz. Gelelim ve thalife aşara. 13.'sü haşadır haşa. Haşa bir şeyi istisna etmek içindir. Mesela nehu hereken nasu. İnsanlar helak oldu. İnsanlar helak oldu. Haşel alimi. Alim hariç. İnsanlar helak oldu. Alim bilen kimseler. Dinini bilenler haşa hariç anlamındadır. Bakın haşa bir harfi cerdir ki. Alime alimu değil alimi okuduk onu cerretmiştir. Ve rabi aşara 14. harfi cerimiz mızdır mız. Mızden beri dan beri anlamında. Yani zamanda geçmişte yapmadığı yani geçmişten beri yaptığımız ya da yapmadığımız herhangi bir fiil için kullanılabilir. Mesela ne örnek vermiş? Tübtü tövbe ettim. Min kulli zembin her günahtan. Fealtuhu yapmış olduğum. Muz yevmil buluği. Buluğ gününden beri. Bakın muzden beri. Burada iki harfi cer geldi aslında. Biri min, biri muz. Zaten mini daha önce gördüğümüz için buradan muzda odaklanmamız gerekiyor. Ama anlatmışken bunu da söyleyelim. Tübtü ben tövbe ettim. Ben hangi şeyden tövbe ettim? Min kulli zembin. Her günahtan. Kulli her zemb günah demek. Her günahtan tövbe ettim. Min bir harfi cer ki bakın kulli olmuş. Kulle, kullu değil. Kulli. Her günah dan. Min den dan anlamında. Her günahtan tövbe ettim. Fealtu yapmış olduğum ki ben o günahları yapmışım. Muz den beri. Yevmil buluğu. Buluğ günün yevm gün demektir. Buluğ ise ergenlik çağına söylenir. Buluğ ergenlik çağından beri ya da buluğ gününden beri yapmış olduğum her günahtan tövbe ettim. Anlamına geliyor. Burada muzda gördüğünüz gibi den beri manasındadır. Vel hamise aşara 15.'si munzudur. Munzu aynen muz gibi. Yani anlamı ikisinde de aynı. Nehu örnek tecibu salatun. Namaz vaciptir. Gereklidir. Munzu yevmil buluği. Buluğ gününden beri.
Yani buluğ gününden beri namaz nedir? Gereklidir, vaciptir. Şimdi kardeşler burada dikkat edelim. Tecibu gereklidir. Ne gerekli? Esaratü namaz. Hangi günden beri? Munzu yevmil buluğu. Buluğ gününden beri. Munzu burada gördüğünüz gibi geçmiş zamanda gelen bir şeyi ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. O günden beri, dan beri şeklinde ifade ediyoruz. Aynı zamanda bu bir harfi cer olduğu için yevmi kelimesi bakın cer etmiştir. Munzu yevme, yevmu değil de munzu yevmil buluğu şeklinde okuyoruz. Bakın cer etmiştir. Evet. Gelelim ve sâdise aşara. 16. harfi cerimiz hâledir. Hâle. Hâle yine istisna için gelir. Bir şeyi hariç tutmak için gelir. Nehu. Heleke alimune. Alimler helak oldular. Heleke halik helak oldu. Elle alimune. Alimler helak oldu. Hale amili bi ilmi. İlmiyle amel edenler hale hariç. Müstesna. Burada gördüğünüz gibi alimler helak oldu. Halel amili bi ilmi. İlmiyle amel edenler. Amil kelimesi malumunuz amel eden, iş yapan anlamındadır. Tabi buradaki amilden murat bizim şu an naifde gördüğümüz amil değil de hani ibadet işleyen anlamındadır. Yani alimler helak oldu diyor. Hale amili bi ilmi. İlmiyle amel edenler hariç. İşte burada görüldüğü gibi hala kelimesi amili kelimesinin başta dahil olmuş. Yani helekele alimune alimler helak oldu. Hala amili bir ilmi. İlmiyle amel edenlerdeki buradaki amil kelimesi başta dahil olmuş. Hala bir amildir. Ne amel yapar? Cerr amel yapar. O yüzden buna harfi cer denmiş. Amil kelimesi halenin mamulüdür. Yani onun üzerinde çalıştığı için, onun üzerinde etki ettiği için. Peki ne olmuştur? Mecrur olmuştur. Yani cerr olunmuştur. Cerrin etkisi olan kesrayı almıştır. Hala amili bir ilmi. Gelelim ve sebi aşara 17. harfi cerimiz adedir. Adede aynen hale gibi, haşa gibi istisna manasındadır. Nehu örnek. Heleke le amilune amel edenler de helak oldular. Adel muhlisi, muhlis olan, ihlaslı, samimiyetli olan hariç, o müstesna. Evet, heleke le amilune amel edenler helak oldu. Adel muhlisi, muhlis müstesna, muhlis ihlaslı olan müstesna hariç. Şimdi buradaki ada gördüğümüz gibi harfi cer muamelesi yaptığımızda muhlisi şeklinde bunu kesralı okumamızı sağlamış. Çünkü ada bir harfi cer muamelesi yapıyoruz. O bir harfi cer. Muhlis kelimesi onun mamulü. Amil mamulü üzerinde bir etki yapıyor. Ne etkisi yapıyor? Cer etkisi yapıyor. Onu cer ediyor ve cerrin alameti olan kesrayı buraya vurmuş. Adel muhlisi, muhlise muhlisu değil de muhlisi şeklinde kesra okumamızı sağlamış. Şimdi kardeşler, şurası çok önemli. Şimdiye kadar gördüğümüz 17 tane harfi cer ittifaklı harfi cerlerdi. İttifaklı harfi cerler. Yani bütün Arap lehçeleri, bütün Arap kabileleri bu 17 tanesinin harfi cer olduğunu söylüyorlar. Yalnız bundan sonra göreceğimiz 18, 19 ve 20'deki bu 3 tane harfi cer ihtilaflı olanlardır. Bunlar bazılarına göre harfi cerdir, bazılarına göre harfi cer değillerdir. Peki sahih görüş hangisidir? Sahih görüş bunların harfi cer olmamasıdır aslında. Tabi İmam bir gibi burada bu ihtilafı da göz önünde bulundurarak harfi cer olma ihtimali bulunanların hepsini zikretmiş ve toplam 20 tane olduğunu söylemiş. Lakin biz mesela inşallah Avamili Cürcani okuduğumuzda göreceğiz ki 17 tane orada zikredecek. 17 harfi ceri söyleyecek. Evet. Gelelim o ihtilaflı olan ve femine aşara 18. harfi cerimiz levla'dır. Levla olmasaydı anlamındadır. Nehvi örnek. Levleke ya rahmetallahi. Ey Allah'ın rahmeti. Levleke şayet sen olmasaydın. Lehelek. Kennesu. İnsanlar helak olmuştu. Levleke ya rahmetallah. Ey Allah'ın rahmeti sen olmasaydın. Lehelekennesu. İnsanlar helak olmuştu. Şimdi burada levla kelimesi ke zamirine dahil olmuş. Levlake yani senin rahmetin olmasaydı. Mesela burada isimlerin sonuna bitişen bazı zamirler vardır. Mesela kalem kelimesine kalemuke dersek senin kalemin. Kalemuhu onun kalemi.
Kalemu ki sen bayanın kalemi anlamındadır. Kalemu kum sizlerin kalemi anlamındadır. İşte burada da levlakes şayet sen olmasaydın. Levlahu o olmasaydı anlamına gelecekti. Levlake şayet sen olmasaydın ya rahmetullah. Ey Allah'ın rahmeti sen olmasaydın. Leheleken nasu insanlar helak olmuştu. Şimdi burada levla harfi cer kabul ediyoruz. Peki neyin başına dahil olmuş? Kezamirin. Kezamirin başta dahil olmuş. Şimdi kardeşler şurası çok önemli. Diyebilirsiniz ki niye ke burada esre olmamış diyebilirsiniz. Şimdi Arapçada her kelime mu'rep olacak, i'raplanabilecek, hareke alabilecek diye bir şey yoktur. Bazı kelimeler, bazı isimler var ki bunlar i'raplanmazlar. Yani bu hangi mana geliyor? Başına amilin eklenmesiyle herhangi bir etki üzerlerinde çıkmaz. Bunlara mebni deriz. Hiç etkilenmiyorlar. Hiç etkilenmiyorlar. Mesela ke zamiri de böyledir. Bu ke zamirine isterse başına harfi cer dahil edin. İsterse bunu nasp edecek bir amil başına dahil olsun. Yani onu normal şartlarda nasp edip de fetha edecek bir amil dahil olsun fark etmez. Hep aynı gelirler. Bu mebni dediğimiz isimler hep aynı gelir. Harekeleri asla değişmiyor yani. Mesela normalde Zeyd kelimesini düşünün. Zeyd'in harekesi değişebiliyor. Mesela diyoruz ki Nasara Zeydun. Zeyd yardım etti. Nasara failini ref eder ve refin alameti dammeyi vermiştir. Zeydun. Veya diyorum ki Ra'aytu Zeyden. Zeyd'i gördüm. Ra'a gördü tu ben gördüm. Kimi? Zeyden Zeyd'i gördüm. Zeyd mefuldür. Ve fiiller mefullerini nasb ederler. Nasbın alameti fethayı vermiştir. Zeyden. Ya da harfi cer getirebilirim başına. Merertu bi Zeyd'in Zeyd'e uğradım. Oradaki ba harfi cer bakın. Bi Zeyd'in Zeyd'e. Zeyd'e uğradım. Orada ba harfi cer Zeyd'in cer etmiş ve cerrin etkisi harekeyi vermiş. Genel olarak isimler böyledir. Lakin bazı isimler var ki mesela zamirler gibi. Bunlar kesinlikle amillerden etkilenmiyorlar. Hep aynı geliyorlar. Mesela levlake'de diyorlar ki bu ihtilaf zaten burada bundan dolayı kaynaklanıyor. Bu levla zahiri isimlere dahil olduğunda cer etmiyor. Hani mesela böyle mebni olmayan isimler veya zamir olmayan. Zamir olmayan, mebni olmayan bu tür isimlere dahil olduklarında herhangi bir cer etkisi görmüyoruz. Hani mesela normal bir isme mesela Zeyd'in başına gelseydi Levla Zeydun diyecektik yani. Levla Zeydin demeyecektik. Lakin bazı Araplar diyorlar ki bu Levla işte zamirlere geldiği zaman mahallen onları cer ediyorlar. Mahallen hani hakiki manada zaten cer edemez çünkü bu zamirler zaten hiçbir şekilde hareke almıyorlar. Yani şöyle söyleyelim yani hareke almamalarından kasıt yani harekeleri değişmiyor daha doğrusu. Mesela ke fetha ya burada ke fetha. Bu ke her zaman fetha. Başına bir tane harfi cer getirelim. Bike. Amentu bike. Sana iman ettim. Bakın dikkat edin ba harfi cer ke yine fethalı bir şekilde gelmiş. Ya da Zehebtu ileyke, sana gittim şeklinde söylediğimde bakın ileyke. Burada başta hangi harfi ceri getirirseniz getirin onu hiçbir şekilde etkilemeyecektir. O belli bir harekeye mülazemet sağlar. Hep aynı, o hep ke, hep fethalı. Zaten şayet ki cer olsaydı mesela levla ki olsaydı eki bayanlara kullanılır. Mesela kalemu ki sen bayanın kalemi demektir. Ama kalemu ke sen erkeğin kalemi anlamındadır. Yani bir karışıklık da ortaya çıkardı. O yüzden bunlar hep böyle aynı hareket ile devam ederler. Velhasılı kelam bazı Araplar diyorlar ki bu levla ke'yi aslında cerr etmiş. Tabii ki harekesi de değişmediği için biz bu cerrin etkisini göremiyoruz. Mahallen mecrurdur söylemişler. Tabii biz bu görüşü desteklemiyoruz. Biz diyoruz ki bu levla aslında harfi cer değildir. Evet. Levla ke'ye rahmetallah. Ey Allah'ın rahmeti. Sen olmasaydın ve heleken nesu insanlar helak olmuştu. Gelelim ve tesi aşara 19.sü K'dir. K. 19. harfi cerimiz K'dir. Yine K'de ihtilaflı olan bir harfi cer. İçinlik hani manası katar.
Nehu mesela keyme aseyte. Niçin asi oldun? Keyme aseyte. Niçin asi oldun? Şimdi burada da yine aynı mesele burada da geçerli. Bu key ma'nın başına dahil olmuş. Key için ma ne anlamındadır? Ne? Keyma niçin aseyte asi oldun? Tabi buradaki he aslında burada bir elif bulunuyordu. Yani keyma idi. Hani burada bazı Arapçadaki kurallardan dolayı keyma şeklinde telaffuz ediliyor. Bunu inşallah ileride göreceğiz. Keyma aseyte niçin asi oldun? İşte bazı Araplar diyorlar ki bu key ma'nın başına dahil olduğunda onu cerre ediyor. Mahallen mecrurdur. Yani tabi ma da yine harekenin kendisinde çıkamayacağı, harekenin kendisinde ortaya çıkamayacağı bir kelime olduğundan mütevellit bunda da tam olarak ortaya çıkmamıştır. Bu yüzden işte bunlar böyle ihtilaflıdır. Keyma seteni için asi oldu. Gelelim vel işrune 20. harfi cerimiz leallidir. Lealle. Lealle tabi kime göre harfi cer? Sahih görüşe göre değil. Fi lugati Uqayl'in Uqayl kabilesi lugatine göre. Araplarda Uqayl kabilesi lealleyi harfi cer kabul ediyor. Yani biz Hicaz lehçesi olarak yani Kur'an'ın indirildiği Hicaz lehçesidir. Biz lealleyi harfi cer kabul etmiyoruz. Bir sonraki derste göreceğimiz ismini nasb haberini ref eden bir amil olarak görüyoruz. İnşallah bir sonraki derste bunu anlatacağız. Uqayl kabilesi diyor ki hayır bu harfi cerdir diyor. Nehu mesela leallallahi yagfiru zenbi. Umulur ki Allah günahımı affeder. Leallallahi, lealle bu arada umulur ki anlamında. Lealle umulur ki Allahi, leallallahi umulur ki Allah yagfiru bağışlar, affeder. Zenbi günahımı bağışlar. Umulur ki Allah günahımı bağışlar. Gördüğünüz gibi lealle harfi cer kabul ettikleri için Allah ismini ne yapmışlar? Cer etmişler. Peki biz nasıl okuyoruz? Biz normalde leallallay demeyiz. Çünkü leallayı harfi cer kabul etmiyoruz. Biz şöyle okurduk. Leallallahe. Biz de fethalı okurduk. Lealleyi böyle bir amil kabul ediyoruz. Diyoruz ki lealle kendinden sonra ismi geldiğinde onu fethalıyor. Ona nasb etkisi yapıyor ve nasbın alamet olarak fetha veriyor. Ama Uqayl diyor ki hayır bu cer harfidir. Gördüğümüz gibi leallallahi şeklinde okuyorlar burayı. Umulur ki Allah günahımı bağışlar. Velhasıl kerem şu son üçü hakkında bir haberdar olmuş olduk. Çoğunlukla bu son üçü nahiv kitaplarında harfi cer olarak zikredilmez. Harfi cerler 17 tanedir aslında ittifaklı olan. Bir de bu üçü üzerinde bazı ihtilaflar söz konusu olmuştur. Böylelikle harfi cer konusunu bitirecek. İkinci neva, ikinci kısma gelmiş olduk. Bu dersimizde buraya kadar kafi olsun. Esselamu aleyküm.